Bu videomuzda Bitsy robotumuzun etrafını saran plastik halka üzerinde değişiklikler yapacağız. Bu plastik halkaya dış muhafaza, şasi ya da gövde de diyebiliriz. Yaptığımız değişikliklerle tampon anahtarı tam olarak yerine oturacak. Çok fazla değişiklik yapmamız gerekecek mi? Şu an emin değilim. O yüzden deneyerek ilerleyelim ve neyin işe yarayıp yaramadığına bakalım. Bu işlem için kullandığım pensenin plastik kesmek için çok da doğru bir alet olmadığını fark ettim. Çünkü plastiğin istemediğiniz yerlerden çatlamasına sebep olabiliyor. Bu yüzden falçata yardımıyla yavaş yavaş kesip parça parça çıkarmak çok daha mantıklı. Böylece tam istediğimiz gibi olacak. Tabii falçatayı da dikkatli kullanmamız lazım. Koruyucu gözlük takmanızı tavsiye ederim. Özellikle de yanlış açıdan keserseniz birden plastikten parçalar fırlayabilir. Ama gördüğünüz gibi bu stren malzeme üzerinde falçatayla işlem yapması çok kolay. Bu şekilde yavaş yavaş pürüzleri gidererek gövde üzerinde değişiklikler yapıyoruz ve istediğimiz sonuca ulaşıyoruz. Tabii estetik açıdan göze hoş görünmesi de önemli. Yeşil kablolarımız için biraz daha parça kesmemiz gerekiyor. Şimdi kesmemiz gereken yeri işaretliyorum ve penseyle parçaları alıyorum. İşte tam olarak da bu noktada pensenin çatlaklar oluşturup malzemeyi kırdığını fark ettim. Risk almamak için falçata ile devam ediyorum. Belki böylesi daha yavaş ama en azından malzemeyi çatlatma riski yok. Dış muhafaza üzerindeki fazlalıkları alıyoruz. Ters çevirip bakıyoruz ve Fazalıkların hepsini aldığımızdan emin oluyoruz. Sıra dış muhafazayı yerinde tutacak olan vidaları yerleştirmeye geldi. Vidaları sıkıştırıyoruz. Her şey çalışıyor mu diye kontrol ediyoruz. Arduino'ya kodları zaten yüklemiştik. Tampon anahtarına basıp ışıkların yanıp yanmadığını kontrol edelim. Evet, gördüğünüz gibi ışıklarımız da yanıyor. Tampon anahtarları robotun önünü ve arkasını neredeyse tamamen kapladığı için robotumuz duvara çarptığında buna tepki vereceğinden eminiz. O yüzden içimiz rahat.